Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben yine karşınızdayım. Bugün sizinle işleyeceğim konu aklı selim olmak ya da temiz akıllı olmak. Nedir temiz akıllı olmak? Bugün bunun üzerine duracağız. Bunu size bir örnekle göstermek istiyorum. Burada sizinle beraber bir deney yapmak istiyorum. Size benden tavsiye, bu deneyi evinizde de yapabilirsiniz. Fakat annenizle kavga ederseniz ben sorumlu değilim. Bunu önceden konuşalım. Deneyimiz burada bir kap var. Kapın üzerinde başka bir kap var. Üzerinde de bardak var. Ve bu deneyle beraber anlatmaya çalışıp konuşuyor. Aklımızı nasıl inşa ederiz? Aklı selim nasıl oluruz? Ya da temiz akıl sahiplerinden nasıl olabiliriz? Ya da doğru düşünce metoduyla alakalı aklımızı nasıl inşa ederiz? Bununla alakalı bir şeyler anlatacağım. Şimdi şöyle bir bakalım. Biz dünyaya geldik. Dünyaya geldik ama dünyaya bir haber olarak geldik. Yani fazla bir bilgimiz yoktu dünyaya geldiğimiz. Felsefede bir şey var. Vatandaş demiş ki tabulara sabun. Tabulara sabun. Bu şu demek. İnsan dünyaya gelirken yazılmamış bir sayfa gibi dünyaya gelir. Tabula safo. Yazılmamış sayfa demekmiş. Ama biz dünyaya gelmeden önce DNA'larımızdan bir şeyler aldık. Belki bir takım hastalıkları, bir takım yetenekleri, bir takım özellikleri de atalarımızdan beri taşıdık zaten. Hele anne karnındayken annenin psikolojisi bizi hiç mi etkilemedi? Elbette ki etkiledi. Düşünün, böyle eğitimli, entelektüel bir anneden çocuk ile bir sokak kadından doğan çocuk hayata gelme standardı aynı olabilir mi? Bir kralın çoluk çocuğuyla bir çöpçünün çoluk çocuğunun hayata gelmesi aynı standartlarda geldi söylenebilir mi? Elbette ki birisi diğerinden daha çok farklı oluyor. Şansı demiyorum. Yani bir kralın çocuğu olarak dünyaya girebilirsiniz ama hayat size o kadar zor sıkıntılar verir ki belki kral, çöpçü olmak ondan daha iyi olabilir. Tabii burada iyi ve kötü kıyaslasıyla söylemiyorum bunu. Ama söylemeye çalışmış şey şu. İnsan boş bir sayfayla dünyaya gelmez. Keza bu bardak boş mu? Bu bardak boş. Hayır, bu bardak boş değil. Bu bardağın içinde hava var. Ve bu hayatta boşluk yok. Bu hayatta boşluk yok. Her yer dolu. Şimdi biz var olan yerde yer alıyoruz. Dünyaya geldik. Dünyaya geldikten sonra annemizi emmeye başladık. Annemizden ninniler duyduk. Ve orada müthiş bir güven oluştu. Ve annemizin sütüyle beslendik. Burada bir süt örneği var. Ve bizim dimağımız annemizin sütüyle bir müddet doldu. Aileden ve annemizden aldığımız şeyler. Bunun yanında biz biraz daha büyüdük. Biraz çevremizden aldık. Okuldan aldık, arkadaşlarımızdan aldık, toplumdan aldık. Bu da kola. Kola da onu temsil etsin. Biraz da bizim içimizde kola var. Oh, tam da sonuna kadar aldık. Sonra bu hayatta bize zevk veren, keyif veren şeyler de vardı. Mesela bir kız gördüm, peşine koştum. Ya da alkol içtim zevkine. Ya da bir nargile içtim. Zevk aldım. Saz aldım. Ya da çay içtim. Çay da olur. Bak önümde bir çay var. Biraz da çay, zevk ve hazlarımızı içimize koyduk. Derken biraz daha büyüdük. Biraz daha geliştik. Bir yerlere geldik. Para sahibi olduk. Makam sahibi olduk. Sonra bizden nemalanmak isteyen, yararlanmak isteyen insanlar bize yağ yaktı. Biraz da yağ var. İçine biraz daha yağ koyalım. Oh, yağ da bitirdik. Ve biz bu süreç içerisinde hep kendimizi inşa ettik. Ve biz de kendi içimize kendi tertemiz aklımızı kullandık. Ve kullandığımız tertemiz aklımız ne kadar bize olarak inşa etti? Aha, bu kadar. Ve biz gördüğünüz gibi buyuz. İçer misin? Sana soruyorum. İçer misin? Hadi iç.
Hadi iç. Ben içmem. Niye içmeyiz? Çünkü buraya bu zamana kadar yapılanların hiçbiri bizim kendi tercihlerimizle olmadı. Bizim kendi tercihlerimizin dışında bize yüklenenler oldu. Ve şimdi bir kırılma anı. Ve bir kendi tercihlerinle beraber inşa etmen lazım. Şimdi kendi tercihlerimizle beraber inşa etsek, bunun içerisine su doldursak, kaç bardak suyla bu temizlenir? Bir bakalım. Evet, bu tam 3,5 litreyle bu temizlenir. Bunun kendisi yaklaşık 350 mililitre. Ve bununla 3,5 litre doldurduğum zaman bu temizlendi. Bir yöntem daha var. Ve o yöntemi şimdi sizlerle konuşacağım. Şimdi insanın temel düşüncelerini oluşturan temel konular vardır. Örneğin inançlar gibi. Şimdi inançları böyle temellendirerek sahip olabilirsiniz. Yani üzerine gider, bu nedir, şu nedir, şöyle midir, böyle midir falan iyice araştırır ve sonuna kadar bir kanaat oluşturur. Ona göre bu doğru dersiniz. Ya da inançları böyle eften püften, yani tavuğa inanmak da tavuğu tanrı olarak inanmak da bir inanç olabilir. Yani adam ineğe inanıyor. İne yani. Adam ineğe inanırken doğru da tavuğa inanınca mı kötü olur? Yok. Öbür adam da öküze inanıyor. Öbürkü de kurda inanıyor. Öteki de betona inanıyor. Ne inandığın önemli değil. Fakat o inanç sahip olduğun şeyi böyle temellendirebilirsen, mesela örneğin diyelim ki bu bir patates ve bu inancımız bu temsil etsin. Yani sen bunun üzerine konsantre oldun, inceledin, araştırdın nedir ne değildir ve dedin ki tamam bu benim inancım dedin. Ve kendini bunu inanç olarak bunun içerisine aldın. Tabii sen bunu içine alırken bak içindeki de dışarıya dökülecek ister istemez. Dökülüyor bile. Ve burada bir savaş başlıyor aslında. Yer kapma savaşı. Unutma. Dünyada var olan savaşların hepsi bu yer kapma savaşıdır. Ve bu yer kapma savaşından dolayı olur. Sen inançlarını içine, doğru bildiğin inancı içine aldığın zaman otomatikman içindekiler de dışarıya dökülecektir. Ama içinde şu anda sağlam bir şey var. Bak henüz temizlemedim. Sonra bir başka konuyu da böyle ele aldım. Daha güzelini seçelim. Biraz daha şekilli olsun. Bu da biraz şekilli gibi. Bu da bir başka bir inanç. Yani senin için temel olan bir konu. Bunu da böyle içine aldım. Ve derken biraz daha döküldü. Burada daha başka ürünler var. Bugün sizin için alışveriş yaptım biliyor musunuz? Bunları aldım sizin için. Bu deneyi yapabilmek için. Bir tane domates için atıyorum. Ha pardon, domates değil. Bu başka bir fikir. Yani sizin hayatınızda önemli olan bir başka fikir. Onu da içinize aldınız. Ve derken o biraz daha oldu. Bir tane daha beklettiniz. Ve derken içinizi kendiniz böyle yeniden inşa ediyorsunuz. Ve her bir fikri bilinçli ve farkında olarak, tercih yaparak içinize alıyorsunuz. Dolayısıyla yediklerinizle, düşündüklerinize dikkat edin. Hem içine aldığınız fikirlere dikkat edin. Hem midenize aldığınız besinlere dikkat edin. Sağlıklı şeylerle beslenin. Aklınızı sağlıklı fikirlerle besleyin. Midenizi de sağlıklı bitkilerle besleyin. Ve ne kadar sağlıklı olursanız o kadar siz kendinizi doğru inşa etmiş olursunuz. Görüyor musunuz? Bak ne kadar çok oluyor. Ama hala temizlenmedik. Farkında mısın?
Evet. Çünkü daha bitmedi. Burada Şehriye var. Şehriye'ymiş bu. Şehriye. Ve biraz da daha küçük detaydaki konuları içimize alıyoruz. Ama bunların her birinde bilinçli bir şekilde alıyoruz. Bak az önceki gibi böyle teker teker koymuyorum. Bunlar küçük olduğu için bunları böyle topluca koyabiliyorum. Ama bunlar belki hayattan biraz daha zevk aldığınız şeyler olabilir. Biraz daha hoşlandığınız şeyler olabilir. Bakın. İlk önce ıslanıyor. Islandıkça aşağı düşüyor. Görüyor musunuz? Ve hiçbir şey birden sizin içinize girmiyor. Tabii o gelen şeye bağlı. Ve zamanla geliyor. Biraz bundan aldık. Biraz da mercimek var. Mercimek. Fırını da mercimeğe verelim. Nasıl bir şey? Fırını mercimeğe fırına vermek. Bak her gelen mercimek ile beraber bardaktan çıkan su var. Şimdi konuların biraz daha incelmesi gerekiyor. Belki bu hayattan zevk aldığımız şeyler de olarak değerlendirebilirsiniz. Bulgur ıslandıkça ağırlaşıyor. Ve daha yavaş yavaş çöküyor. Ve biz şu anda kendimizi kendi tercihlerimizle doldurduk. Mercimeği koymayıp ya da koymamayı siz tercih edebilirsiniz. Bulguru koyup koymamayı siz tercih edebilirsiniz. Ve bu senin tercihin. Ve kendi tercihlerine kendi kendini inşa ediyorsun. Ve sen kendini inşa ederken senin müdahilin olmadan seni inşa edileni içinden çıkartıyorsun. Diğerinde bu bardağı boşaltmak için tam 3,5 litre su kullanmıştık. Şimdi burada yarım litre su var. Ve yarım litre suyla bu bardağı dolduruyorum bakalım. Ne olacak? Bulgurlardan dökülenler de oluyor. Yani ince fikirler dökülse olsun, dökülse de fazla bir şey fark etmez. Ama önemli olan içimizdeki o bizim tercihimizde olmayan fikirlerin ne hale geldiği. Evet. Şöyle çevirelim bakalım. İçi bayağı görülüyor. Bir öncekinde tam 3,5 litre su kullanmıştık. Şu anda yarım litre su kullandık. Ama içimiz hala boş değil. Ama içimizde bizim kendi tercihlerimizle doldurduğumuz düşünceler var. Bir şeyi okumak demek o şeyin yaratılış süreciyle beraber tetkik etmek, ondan sonra bilinçli bir tercihle onu benimsemek, kabullenmek ve o kabullendiğin şeyleri içine koyuyorsun. Kabullenemediklerini dışarı atıyorsun. Bir yarım litre daha koyacağım. Bakalım ne olacak. Bunu biraz hızlıca koyuyorum. Hızlıca koyuyorum ki içindeki sular hareket etsin diye. İçindeki malzemelerin birbiriyle iyice sıkıştığını, birbirlerine iyice geçtiğini görebiliyor musunuz? Bunu böyle yer misiniz? Hadi buyur, yiyin bakayım. Yemezsin değil mi? Ben de yemem. Niye? Çünkü bu besinler arasında bir ilişki yok. Yani hepsini doğru tercihlerimizle yaptık ama bu yani pirinçle bulgur, mercimek hadi neyse geçinsin de üzümün ne işi var orada? Değil mi? Patatesin oradan patates geçinir mi? Bilmiyorum. Burada şu var. Düşün ki siz bir takım fikirlerinizi Roma'dan alıyorsunuz. Bir takım fikirlerinizi
Buda'dan alıyorsunuz. Bir takım fikirlerinizi Yunan'dan alıyorsunuz. Bir takım fikirlerinizi Kur'an'dan alıyorsunuz. Derken hepsini böyle alıyorsunuz. İyi güzel. Ama bunlar arasında bir korelasyon var mı? Bir denklem var mı? Bir uyum var mı? Bak, burası da önemli. Yani o bilgiyi nereden aldığınız da o bilgi kadar önemli. Arasındaki uyum da çok önemli. Bak size başka bir örnek göstereyim. Bakın burada elimde bir ürün var. Adam burada bir takım ürünleri karıştırmış. Burada börtleyen var. Çilek var. Bundan sonra şu ne bilmiyorum. Yani bir takım bilgiler, meyveler karıştırmış ve bir içecek yapmış. Bak. Peki bunu içer misiniz? İçersiniz ama neden benimkini içmiyorsunuz da bu benimkini içmiyorsunuz onu içersiniz? Çünkü bunun içinde bunu karıştırdıktan sonra bir işlemlerden geçmişsiniz. Ve bir takım işlemlerden geçirdikten sonra ondan sonra müşteriye sunuyorsunuz. Burada ise hepsini içe koyduk ama henüz bir işlemden geçirmedik. Ve burada aslında fikirler arasında bir bağlantı var mı falan ona da fazla bakmadık. Ama burada işte çilekle, börtlenle arasındaki bir bağlantı kurulmuş. Yani bilgiler arası bir iletişim de kurulmuş. Ondan sonra onu almış, harmanlamış ve yeni bir ürün olarak pazarlamış. Ondan dolayı bunu içersiniz. Şimdi biz fikirlerimizi inşa ederken hepsini bu hale getirdikten sonra bir de bunu kendi iç dünyamıza bir işlemden geçirmemiz gerekiyor. Bunu iç dünyada işlemden geçirdikten sonra bu da aynı bunun gibi oluyor. Bu daha ham. İşlemden geçmemiş hali. Ama burada doğru yoldasınız. Bu da kemale erdiğiniz ve ürün olarak kendinizi pazarlayabildiğiniz an. Şimdi başa dönelim. Aklı selim ne demektir? Nasıl olabilir? Temiz akıl sahibi demek insanlığa böyle tertemiz kullanabilecekleri ürün verebileceğiniz akıl seviyesi demek.